Ruhlar aleminde Allah Tebareke ve Teala ne dedi? Elestu bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Fıtratı gereği. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela şehidne. Evet ya Rabbi. Ruhlar aleminde Allah Celle Celaluhu'yu yaratmadan önce nedir? Bu fıtratı onların kalplerinde yerleştirmiştir. Fıtrat. Hani en tekulu yevmel kıyameti inna kunna an hâzâ gâfilîn. Neden Rabbim Tebareke ve Teala bunu soruyor onlara? Elestu bi rabbikum? Çünkü kıyamet gününde ya Rabbi bize bunu kimse demedi, öğretmedi. Yani gafil, bundan bilgisiz bir şekilde benim huzuruma gelmemeniz için en tekulu yevmel kıyameti inna kunna an hâzâ gâfilîn. İşte biz bundan haberdar değiliz. Sana nasıl kulluk edeceğimizi, nasıl ibadet edeceğimizi, nasıl sana tevhidde birleyeceğimiz bize kimse bildirmedi dememeleri için Allah Tebareke ve Teala dünyada iken nedir? Onlar yarattığı zaman bu fıtratı onların kalplerine yerleştirmiş. Alimler diyorlar ki bir kişi, bir çocuk sahrada bırakın, yemesini, içmesini verin, kendi kendine büyüsün, hiç insanlarla oturup kalkmasın, yani büyüdüğü zaman Rabbini bilir diyor. Rabbini bilir diyor. Fıtratı gereği Allah Celle Celaluhu bu fıtratı onun kalbine yerleştirmiş. Hani Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Kullu mevludin yuvledu alel fitra. Her doğan çocuk diyor, İslam fıtratı üzerine doğar diyor. Ondan sonra babası Yahudi ise Yahudi yapar, Hristiyan ise Hristiyan yapar ve bu şekilde Mecusi ise Mecusi yapar. Ama fıtrat olarak nedir? Fıtrat olarak bir çocuk ne yapar? Orada gelir. Hani Enbiya suresinde fitratullahi lezî fatara nâse aleyhâ la tebdîle li halkillâh. Yüce Allah'ın fıtrat üzere yaratmış olduğu bu insanlar var ya, Allah'ın bu yaratmasında hiçbir şey nedir? Değiştiremesin diyor. Allah Tebareke ve Teala bu şekilde hikmeti gereği takdir etmiştir. Fitrat nedir? İşte dediğiniz gibi tevhid. Kullu mevlûdin ve al-fıtrat dedik bunu. Âliler işte diyorlar ki İnsanın üzerine vacip olan kıldığı ilk şey bu tevhiddir. Ve tevhid üzerine yetişen olan kim olursa olsun Allah Celle Celaluhu bütün amelleri tavan yaptığı gibi kurtuluşlardan elmiştir. Ve cennetin belirli yerlere yerleştirecektir. Ama tevhidi bozuk olan bir kişi, tevhidi allak bullak olan bir kişi, ibadet yapsa da, namaz kılsa da, Allah'ın bütün emir ve yasaklarını yapsa da eğer Kur'an ve sünnete aykırıysa Allah Celle Celaluhu bütün bunları nedir? Kabul etmediği gibi ve kıyamet gününde o kişi hüsranlardan olacaktır. Keşke yapmasaydım, keşke etmeseydim ama keşkenin faydası yoktur. Ben inanıyorum ki dünyada Allah'a ortak koşanlar cehaletlerinden dolayı. Adam la ilahe illallah diyor, diğer taraftan kabirlere kurban kesiyor. La ilahe illallah diyor, işte Allah dostlarına şundan bundan ne yapıyor? İstiğare istigade ediyor. İşte bu insanlara bunlara din diye öğretmişler. İnanıyorum ki bunlar cehaletlerinden dolayı yapıyorlar ve Rabbim Tebareke ve Teala orada dilerse onları affeder, dilerse onları azap eder. Çünkü bunlar Müslümandır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Ama cehaletlerinden dolayı bu fiilleri yapıyorlar. Allah Celle Celaluhu orada imtihan edecek ve orada dilerse affeder, dilerse orada azap eder. Evet. El-Thaminatu